Yalçın Topçu'dan sert sözler, Netanyahu'nun Hitler'den farkı yoktur. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Alman Nazi diktatörü Adolf Hitler'e benzetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Meclisi'nin Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı onaylamasını değerlendirdi. Hitler'in ara ırk saplantısı ile Netanyahu yönetiminin çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakları sadece Siyonistlere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin Holokost mimarlarından hiçbir farkı yoktur. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz ayın darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbecilerin başına iki el ateş ederek yaraladığı dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin İsrail Meclisi'nin onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası hakkındaki sorularını yanıtlayan Topçu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek tüm dünyanın Netanyahu için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Tüm dünyanın faşist Netanyahu için harekete geçmesi şarttır. Önce dünyadaki bütün insan haklarına saygılı Yahudilerin, İslam dünyasının, Hristiyan aleminin, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü devletlerin ve kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının, İsrail hükümetinin faşist başbakanı Netanyahu için harekete geçmesi şarttır. Dünyanın ve insanlığın, özellikle Yahudilerin, dünya barışı adına Netanyahu ve hükümetinden daha güçlü olduğunu göstermesi acil bir gerekliliktir. Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin, Holokost mimarlarından hiçbir farkı yoktur. Irkçı Netanyahu hükümeti 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için elinden gelen her türlü sapkınlığı yapmaktadır. İnsanlığın geleceği ve dünya barışı için bu kaçınılmaz ve geç kalmış tepki bir an evvel bu Hitler'in ruh ikizi Netanyahu için çok geç olmadan ortaya koyulmalıdır. Hitler'in ara ırk saplantısı ile Netanyahu yönetiminin çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakları sadece Siyonistlere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin, Holokost mimarlarından hiçbir farkı yoktur. Turgut Aslan'ın şahsında bütün gazilerimize sıhhat, şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü teröristler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında derdest edilerek, başından vurulan dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan, uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanmasını değinen Yalçın Topçu, daha önce Cumhurbaşkanımız kendilerini ziyaret etmişlerdi. Gazilerimizle ve şehit ailelerimizle bizzat ilgileniyorlar. Kendilerinin selamlarını getirdik. Tedavi iyi sonuç veriyor, hamdolsun. Gördük, bu vesile dertleştik. Rabbimizden gazimiz Turgut Aslan'ın şahsında bütün gazilerimize sağlık, sıhhat, şehitlerimize rahmet diliyorum, şeklinde konuştu. Terörle mücadelede, sıfır terör, hedefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemelerin TBMM tatile girmeden hayata geçeceğini açıkladığını hatırlatan Topçu, devletimiz milletiyle el ele kararlı bir şekilde terörle mücadeleyi, sıfır terör, sonucuna ulaşılana kadar kararlılıkla devam ettirecektir, diye belirtti.